kafamı sokacağım içine şimdi. Sen vurmuyor musun ete? Yok abi, bizde tokatlama yok. Biz etleri seviyoruz. Bursa'dayız. Sonradan görme mangal videosu için buraya geldik. Meet & Cheese kanalından Mustafa abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Bursa'ya. Senin videoları izledikçe zaten hani et yememek mümkün değil. Yani mangal deyince akla herhalde Türkiye'de en çok sen geliyorsun abi. Eyvallah, eyvallah. Bugün ucuz, orta, pahalı mangal inceleyeceğiz. Arkamızda görmüş olduğunuz şu tren aslında Mustafa abinin ekip arkadaşlarıyla yaptığı inanılmaz bir mangal. Türkiye'deki en pahalı mangal. 100.000 TL değerinde. Dönüyoruz buraya. Burada 4.000 TL değerinde çok güzel başka bir mangalımız daha var. Bir de ucuzumuz var. Bunu da göstereyim. Bu da 35 liralık. Kullan at, tek kullanımlık mangalımız. Bunların hepsinde farklı etler pişireceğiz. Mustafa abinin kendi özel marine et diye hazırladığı cillop gibi etler pişireceğiz. Aynen. Mangalda güzel teknik nedir? Hepsini de anlatacağız. Ucuzumuzdan başlıyoruz. Haydi geçtik. Ucuz mangalımız 35 lira. Çoğu marketten temin edebileceğiniz bir mangal. Kullan at. Berbat, muhtemelen berbat kimyasal. Sen ne dedin buna? Barut şeyi dedin. Genelde bunlarda barutlu kömür kullanıyorlar çabuk tutuşsun diye. Barutlu kömür değilse de biraz uğraştırıyor işin açıkçası yani. Barutlu kömürün de tadı geçiyormuş ete, o da evet, kötü biraz oluyormuş. Biraz koku veriyor, çok hoş olmuyor. Başka bir dezavantajı yoksa aslında kamp için kullanışlı bir şey abi bu yani. Aynen. Al direkt, aynen. Hiç yani uğraşma. Zaten maksat o. Ha bak, şu teli var, bunu böyle koyacağız buna. Evet. Yere değmesin diye, tamam. Aynen. Üstte bir ızgarası var. Zaten ha bu açılmıyor. İçinde şu kağıt ne abi? Yağlı kağıt gibi bir şey koymuşlar yansın diye muhtemelen. Aynen, aynen. Üzerine yağlı kağıt biraz var ama... Biraz da kömürcükler var. Biz bunu bu şekilde yakmamız 15 dakika diyor ama 45 dakika sürer gibi geliyor. Yani normalde şimdi bizim şunu açıp şunu alta almamız lazım. Yani bu üstten yakmaz ki kömürü. Kağıdın alt tarafta olması lazım ama bizim pürmüzümüz var abi. Evet, yanmayan şeyi pürmüz yakar ya. Tamamdır. Aynen abi. Şimdi biraz da şöyle kenardan biz takviye yapalım. Yok, güzel koku diyor hocam bu. Var bunda kimyasal bir şey. Barut kömür müymüş bu? Değil. Bu normal yumurta briket diyoruz buna. Bir saat yanar normal şartlarda ama tabii kalite kalite. Bilemiyorum bunun içerisindekini. Ama şu an hani iş görür gibi duruyor. Kaç dakika diyordu üstünde kutunun ya? 15 dakikada normalde pişirecek hale gelmesi lazım. Arkadaşlar bu yanmadı. O yüzden biz vantilatörle destekliyoruz. Pürümüzle destekliyoruz. Yanacak inşallah. Abi bak, briket kömür zor tutuşur, zor söner. Şimdi yani bu kadarcık bir şeyle yanması da biraz mucize olurdu bence yani. Bunda etlerin pişmesi ne kadar sürecek acaba? Orada sorunla yaşamayız. Etler zaten ince. Normal süresinde pişirir yani. Kömürün kalorisi kötü değil. 15 dakikada oldu ama bayağı bir uçak motoru desteğiyle anca şey yapabildik. 15 aynen dakikada yapabildik. Yani siz bunu alsanız evet, daha uzun süren bir tane. Bu arada altı da deliniyor abi bu folyonun. Aynen. Aha, erimiş. Erimiş. Bu paraya bu kadar ya. Evet yani abi. Şeye evet, çok da şey aramamak lazım. Evet. Yani benim etim pişsin, etim güzel olsun. Kömürün içine düşmesin. Kömür etimin üstüne düşmesin. Okeyim yani. Biz bu akacağı için altına bir böyle koruma alüminyum folyo şey yaptık. Hocam şimdi 3 et çeşidimiz var. Bir köğetemiz var, pirzolamız var, bir de baby antrikotumuz var. Biz burada bu mangal çok kalın eti pişiremeyeceği için ince ha etler tercih aynen ettik hocam. Bak burada şöyle elini koy abi. Bak sana bir taraftan eğitim verelim. Tamam. Elini eğer 3'e kadar tutamıyorsan bu et pişirmek için uygundur. Köfteye bu ateş fazladır. Şimdi bak, bizim bu tarafta ateşsiz bir tarafımız var abi. Köfte anca bu tarafta pişer. Çok sıcak olan tarafa köfteyi koymayacağım. Koyarsan alev alev gidersin. Tamam. Çünkü köfte yağlı etten olur. Yağlar da az sonra damlamaya başlayacağı için burada çatır çatır alev çıkar abi. Bak bunları kaçırmayın. Bunlar senin yaptığın etle amcaoğlunun yaptığı et arasındaki fark bu. Şimdi şöyle etleri baharatladık abi. Tamam. Şimdi bunları sıcak yerlere koyacağız. Aynen, sıcak tarafa koyuyoruz. Bu arada bak köfteleri... Ha, köfteleri çevirelim. Şimdi kenara koymasaydık şimdiye yanmıştı bu köfte. Sık sık çevireceksin. Bak bu arada işte bu alevlenme problemi. Bu burada evet kaçınılmaz. Böyle yaparsak bu etler zehir olur abi. Biz buraya yine kendimizden bir dokunuş yapmak zorundayız. Sakinleştirmek için varsa kül. Ama şimdi şu ortamda kül olmayacağı için hani toprak atabilirsin. İstersen de şöyle bir tane... Aa. Küçük bir şeyle ateşin harına su. Yine bunları koyuyorum. Aa. Antrikotları da alalım. Buyurun.
alev yapıyor ya hemen alttan şöyle müdahale kafa çıkartıyor sanki vuruyorsun böyle. Yağlı olduğu için bir de burada mecburen şöyle kaçıracağız, yer değiştireceğiz. Mangal bir zorlu. Ben neyse, olsaydım normalde. Amacın olmuş oldu. Ben 40 yani... kere eti yakıp bir şey yemiştim şu an ama yani. Güzel olmayacaktı muhtemelen yediğim şey. Sen az pişmiş yiyorsun değil mi eti? Sen nasıl yiyorsun? Orta. Çok kanlı kayış gibi olunca onu yiyemiyorum. Bizim etler ama kayış olmaz bak. Biz dinlendiriyoruz abi etleri. Yani şu etler minimum 28 gün dinleniyor. Abi tamam sen ne diyorsan o, az diyorsan az o zaman. Şimdi şunları da koyacağım da kaçırmaya yerim kalmayacak. Normalde arkadaşlar bunu bu kadar doldurmayın. Yani şu mangal üzerinde konuşuyorum. Mangalda her zaman kaçacak bir yeriniz olması lazım. Kenara sağa sola evet. Alabileceğim bir yer. Abi biz bir çatal bıçak bir şey alabilir miyiz ya? Yavaştan gömmeye başlayalım. Şu aynen. İçini bir gösterelim önce. Aynen. Bak babuş. Gayet güzel içimiz. Aynen köfte daha iyi pişerse iyi olur. Ama etin az pişmişi daha makbuldür abi. Babuş bu çok iyi köfte. Afiyet olsun. Ana. Ulan bu mangaldan bile bu köfteyi çıkarabiliyorsak. Abi bak mangal fark etmez. Konu tamamen ateşe hükmedebilmen. Abi şerefe. İçi olması gereken şekli bu. Ama buna üstü geçmiş biraz. Direkt pişirdiğimiz için ama hiçbir acılanma yok. Çok iyi. 10 üzerinden 20 veriyorum. Antrikotlarımız. Gel gel. Zaten şıpır şıpır suları akıyor bak görüyor musun? Mangaldan çok gerçekten mangal ustası daha önemli. Bu mangalda bile böyle bir lezzet çıkarabildiysek bence eyvallah yani 35 lira tek kullanımlık. Kampa bir kere götürdün. Bitti orada. Aynen bu daha yanar. Orada bırakmıyorsun ama hıyar doğaya çöp atan hayvan sana sesleniyorum. Onu orada bırakmıyorsun alıyorsun çöplerinle birlikte götürüyorsun. Abi eline sağlık. Geçiyoruz ortanca fiyatlımıza. Onda daha da güzel olacak mide bayramı bugün. Gün uzun akşama kadar buradayız yani. Evet, geçtik orta fiyatlı mangalımıza. Hocam, nedir bu? Kaç paradır? Şu an ortalama 4300 lira civarında bu mangal. Aksesuarlarıyla fiyatı yukarı çıkar ama biz bugün boş modelini getirdik. Tamam. Yani bunu aldığınız zaman bu şekliyle gelecek. Şimdi şöyle içini açalım. Bunun içerisinde dinlendirme ızgarası var. Açtığımız zaman geriye kayıyor. Onun dışında normal tel ızgaralarla geliyor. Yan tarafında bir havalandırması var. Bir de buradan içindeki mekanizmayı yükseltip alçaltmaya yarayan kolu var. O da kömürleri yaklaştırıp daha çok evet, ısı sağlamak için. Evet, bazen yakın istiyoruz. Ateşi bazen uzak istiyoruz. Hı hı. Onun için şimdi istersen yakalım mangalı. Orta fiyat için ideal bir ızgara mangal herhalde. Aynen. Yani zaten hani şu segment diyelim en fazla bunlar satılıyor. Okey. Nasıl yakıyoruz hocam? Bir de böyle bize nasıl kolay yakabiliriz mangalı yakarken taktikleriyle de gösterirsen. Abi. Ben uğraşıyorum çünkü yani bunda. Şu tutuşturma bacası diyoruz biz buna. Yani bu varsa ben sana söyleyeyim mangal yakmak dersen sen yak yani. Evet. Bak hiç ben göstermiyorum. Hocam pürümüz bu şart kampta. Çakmak ya, hikaye. Çakmak rüzgar varsa sıkıntı bu. Her şartta yanar. Abi yaptığımız şey kaldırıyoruz. Yak abi pürümüzü. Şöyle tutuşturucularımız var. Bunlar tamamen doğal bu arada. Ağaç yünü deniyor buna. İki tane ağaç yünü koyduk abi alta. Tamam. Yakıyorum bunları. Üstüne de bunu bırakıyoruz. Şimdi çay kahve içiyoruz. Hadi be. Geliyoruz birazdan. Evet hocam kömürlerimiz de olmak üzere biz de etlerimizi yine baharatlayacağız. Ne et kullanıyoruz burada? Abi bu antrikot normalde dananın sırt eti kemikli olduğu zaman dallas deniyor buna. Şu an biz dallas yapacağız. 40 gün kuru dinlendirildikten tabii sonra... Tabii dinlenince daha pahalı oluyor arkadaşlar etler. Şimdi şöyle zaten zeytinyağında... Dinlendiği için pamuk gibi de olmuştur bu. Yani bunu önceki mangalda pişiremezdik bu arada. Çünkü bu gerçekten uzun süren bir pişme işlemi olacak. Ve içinin pişmesi burada çok önemli. Aynen. Diğerinde dışı yanar içi pişmez de. Sen vurmuyor musun ete? Yok abi bizde tokatlama yok. Biz etleri seviyoruz. Bir dana etti 3 tanesi zaten ya. Ne kadar koyayım abi daha koyayım mı? Elini korkak alıştırma abi. Şimdi bunların işi bitti. Kömürleri halledelim, buradan tamam. Devam edelim. Tamam abi. Şey evet demedim, abi, cillop gibi. Vallahi kendi kendine oldu. Gibi. Şimdi de bunu bu şekilde tutuyoruz, buraya döküyoruz. Kömürlerimiz tamamen tutuştu gördüğün gibi, kor hale geldi. Şimdi ben abi şu ızgaramı böyle koyuyorum. Niye yaymadık kömürü? Şimdi biz bunu sadece mühürlemeye kullanacağız. Ha. Normal klasik tarz bir mangal yapmayacağız. Çünkü bu eti direkt üzerine koyarsak şu an dışını kızartırız ama içi her halükarda çiğ kalır. Etin ortası kırmızı kalmamalı abi. Pembe olmalı. Tamam. Kırmızıysa o çiğdir yani. Ateşimiz burada. Biz ateşin olmadığı tarafa koyuyoruz. Bu şekilde abi etlerimizi ateşten en uzak noktaya yerleştiriyoruz. İlk etapta kapağı
kapatıyorum. Bacayı açayım mı? Evet. Şu yandaki havalandırmamız açık olacak. Baca da aynı şekilde açık olacak. Şimdi biz abi bunun yavaş yavaş içlerini pişirmiş olacağız. Eğer ki buradan havalandırmayı kısarsak, buradan da aynı şekilde kısarsak içerideki hava akımını yavaşlatmış oluyoruz. Böylece içeri giren oksijen azaldığı için ısı düşüyor. Şu an kaç derecedeyiz? Şu an daha yükseliyor. Ortalama biz bunu 140-150 derecelerde yaparsak iyi. Kaç dakika hocam bunu içini pişireceğiz? Şimdi bu boy bir et aşağı yukarı 45-50 dakika rahat bulur diye düşünüyorum. Evet hocamlar, şimdi etimizin derecesini çok iyi ayarlayabilmek, dolayısıyla istediğimiz eti alabilmek için bir ölçerimiz var. Aynen, termometre kullanacağız. Şimdi bunu niye kullanıyoruz? Aslında hani restorana gittiğimiz zaman sipariş verirken diyor benimki az pişsin, benimki iyi pişsin. Aslında bu az pişmiş, orta pişmiş, iyi pişmiş. Bunların hepsinin derece cinsinden bir karşılığı var abi. Şimdi bu tabloya göre sen hani normalde bizim Türkiye'de pek uygulanmıyor ama atıyorum mesela 57 derece dediğin zaman etin az pişmiş gelir. İşte 62 dediğinde orta pişmiş gelir. Biz burada şimdi herkesin keyfine göre ayarlayabilmek için etlerimize bu propları takacağız abi. Etin şöyle yükseklik olarak ortasına ve en etli yerine bu şekilde batırıyoruz. Tamam. Yani dışa gelirse yanıltır bizi. Mümkün mertebe ortada kalmalı. Şu şekilde bırakıyorum. Kapattık. Şimdi buradan kontrol edeceğiz. Bu arada yanımıza alabiliyoruz şunu. Ötüyor zaten değil mi? Haber veriyor istediğin dereceye gelince. Aynen. Dereceye gelince haber verecek. Ya ne güzel. Otomatik mangal. Aynen. Evet biz bir yarım saat 40 dakikaya geliyoruz muhtemelen. Evet. Etlerimiz hazır. Aşağı yukarı bir 45-50 dakika oldu herhalde. Evet. Evet abi. Etler bu şekilde. Hocam bunu yeme de yanında yat. Dışını biraz daha böyle kızarsın diye sadece böyle birkaç saniye direkt ateşe koyuyoruz. Şu an etimizin içi zaten pişik. Sadece maksadımız dışını böyle daha çıtır lezzetli kıvama getirmek. Açık. Yes! Canavar! Bu ne abi? İki tane kocaman T-Bone Dallas steak'imiz var. Abi bu gerçekten Amerika'da gördüğümüz hakiki halis mulis et yani. Ben hayatımda bu kadar güzel bir et görmedim. Tadı da çok güzel olacağına eminim. İnşallah beğenirsin. Vallahi şimdi denesek. Hep beraber yiyeceğiz. Bizim ekip de aç. Abi neresi makbuldün? Nereden başlayayım? Kardeşim şu önünden başlayabilirsin. Ben buradan başlıyorum. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bak dışı çok güzel yağ var dışında. İçi de kenar kısım olduğu için biraz daha fazla pişmiş tabii ki ortalara göre. Gömüyorum. Sen şaka yapıyorsun. Bir şey diyeceğim, biz et yememişiz. Biz tavuk yiyormuşuz. Nasıl yani? Abi inanılmaz ya. Yani o dışındaki çıtırlığı, baharatı, tuzu, etinin yağı, o ki ben yağ sevmem, o yağ bile çok güzel geliyor. Bak. Bir al kardeşim. Bak şuna bak. Zıplıyor oğlum et. O kadar yumuşak ki tandır gibi pişmiş ya. Evet. Bir şey diyeceğim, bu et Nusret'ten daha iyi. Ve Amerika Nusret'ten daha iyi bu et. Vallahi ben Amerika'da yemedim abisi. Biz bu eti nereden aldık ya? Ette de mi bir şey? Ette güzel et herhalde yani. Tabii et özel bir et. Bu da aslında İstanbul'da fark et var benim kasabım, sağ olsun. Buradan da selam olsun. Özellikle de hani ona da rica ettim. Dedim şöyle güzel etlerinden. Ama hani her zaman bulabileceğimiz bir et yani. Bize bugüne özel değil. Bitirmeyelim. Merak etmeyin bu arada. Kamera arkasında o kadar çok insan var ki ve bu ormanın içinde o kadar çok köpek var ki bunların hiçbiri ziyan olmaz. Hiç merak etmeyin. Şimdi geçiyoruz pahalı mangalımıza. Daha büyük, daha kalın, daha güzel bir et yapacağız abi. Neyimiz var? Döşümüz var. Bir de göğsümüz. Kaburga. Kaburgamız var. Geldik pahalı mangalımıza. Canavar diyoruz. Biz bunun adı canavar abi bizde. Ben bu kadar büyük bir mangal hiç görmedim hayatımda. Şimdi nedir abi bunun özelliği yani? Abi bunun özelliği aslında şu. Bunlar indirekt pişirme. Hani az önce diğer mangalda ateşi bir tarafa koyduk, etleri bir tarafa koyduk ya. O sistemin adına indirekt pişirme diyoruz. Bu mangal onun kralını yapıyor. Burasında cehennemlik deniyor bunun. Cehennemlik tarafında isterseniz buraya üzerine ızgara, plate vesaire koyarak direkt mangalda burada yapabiliyoruz. Burada da pişirebiliyorsun istersen. Ama bunun asıl olayı burada cehennemlik var. Bu tarafta da etlerin pişme haznesi var. Şimdi bu tarafa etleri koyduğumuz zaman kapaklarını kapatıyoruz. Ateşe müdahale etmemiz etlerin sıcaklığında hiçbir değişikliğe sebep olmuyor. Hmm. Bu sayede normalde low and slow deniyor. Yavaş ve uzun pişirme yapmak üzere bir mangal bu. Bu kapakları hiç açmıyoruz çünkü tabii. Müdahale edeceğimiz zaman o kapağı açıp müdahale ediyoruz. İçeride sıcaklık ne kadar sabitse et o kadar sulu oluyor finalde. Hmm. Bunda odun da yakabiliyoruz. Odun yani, ateşi daha da tabii. Güzel oluyor.
oluyor. Burada is tadı vesaire vermek istediğimiz zaman bu mangal ön plana çıkıyor. Şöyle bir mızrağımız var. Bu çok enteresan bir olay. Konan'ın mızrağı gibi. Bunu da içeriye takıyorsun. Aynen. Arkaya da motorunu takıyorsun. Bu dönmeye başlıyor. Burada artık tam boydan ne pişireceksen. Bunun olayı sıcak havayı pişiriyor abi. Etin her yerini eşit şekilde pişirmeye yarıyor. Abi gerçekten devasa bir makina yani. Bu bacası bile kocaman bunu. Aynen. Bundan çıkan et güzel olur yani. Ben tekniğinden anlamam. Ben tadına bakarım. Bunu tabii çalıştırması, pişirmesi çok daha uzun sürüyor. Aynen. Başlayalım uzun abi. Uzun bir işimiz var bugün. Şimdi biz önden şöyle bir küçük hazırlık yaptık. Bunun altına iki tane tutuşturucu koydum. Tamam. Şimdi şu kenarlarından şu tutuşturucuları yaktık. Biraz sonra bunu odunla besleyeceğiz. Tamam, bu ısındıkça biz buna odun atmaya devam edeceğiz. Aynen. Geldik pahalı mangalımızın pahalı etlerine. Hocam kocaman etlerimiz var. Neyimiz var? Abi işte videonun konseptine uygun olarak alttan yukarı alttakinin yapamayacaklarını göstermeye çalışıyoruz. Evet, bu kadar kalın bir eti zaten pişirmesi mümkün değil onu yani. 3 günde yani bıraksan pişmez o yani. Evet. Şimdi ne yapıyoruz biz bunlara? Şimdi bak burada bir tane kaburgamız var. Şöyle dışını sadece baharatı yapışsın diye. Zeytinyağı mı abi? Aynen. Zeytinyağıyla yağlıyorum. Önce bir tuzlayalım şöyle. Sonra bu buraya öğütülmüş olarak getirdim. Normalde benim yine kendi baharatlarımdan bir tanesi. Ne var abi bunun içinde? Karabiber, tuz, sarımsak, soğan var. Bir de kişniş falan da var. Çok güzel kokar. Evet, bu güzel. Şimdi bu da yine acı patlaması diyoruz ama acı bir baharat değil. Bunda da yine biraz daha farklı baharatlar var. Şimdi bunları bu şekilde çok baharatlı yapıyoruz ki. Şimdi bu hem biraz renk versin, hem lezzet versin, hem de bunun dışında kabuk deniyor. Bu pişmeden dolayı bu odunun etkisiyle bu kimyasal reaksiyona giriyor bu baharatlar. Dışında çok güzel bir kabuk oluşturuyor. İnanılmaz lezzetli olur. Şimdi bu tamam. Tamam. Diğer ette de aynısını yapacağız. Bayağı sürecek bu arada. Yani bir ilk 2,5 saat bir ön pişmesi olacak. Sonra bunu çıkaracağız, saracağız alüminyum foilo ile tekrar koyacağız. Toplam bir 8 saat falan pişecek bu. Şimdi tamam kardeşim bu. Koyabiliyoruz. Barbeküyü alabiliriz. Bu arada şunu gösterelim mi? Bak şurada dedik ki evet, ilk başta. Evet, derecemiz. Şimdi bak burası en soğuk bölgemiz. Şu an 109-110 derecelerde. Bak şurası da 130 derecelerde. Şimdi bizim istediğimiz şurası. Biz bu odun atmaya devam ediyoruz tabii pişerken de, değil tabii mi? Tabii biz buradan kontrol ediyoruz. Şimdi şöyle etimizin bir tanesini buraya koyuyoruz. Bu arada bak yankı yapıyor hiç. Şimdi ilk etapta etleri bu şekilde çıplak olarak koyuyoruz abi. Tamam. Herhangi bir şeye sarmıyoruz. Şimdi bizim ateşimiz bu taraftan geldiği için etlerin kalın taraflarını ateşe daha yakın konuma koyuyoruz. Hatta biraz buraya da kaydırabiliriz. Şöyle. Bak bu tarafı daha ince ettim, bu tarafı daha kalın. Ateşe bakan taraf daha kalın olması gerekiyor. Şimdi kapatıyoruz bunu 2,5 saat. Şimdi bekleyeceğiz abi. Çay, kahve, soda. Tamam abi, bekleyelim. Evet. Evet. Bir ara işlemimiz daha var. Şu an etlerimiz kurumasın diye fısfıslıyoruz. Evet, aşağı yukarı bir saat falan oldu şu an. Şimdi şöyle bir açalım. Oy 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 oy. Dışında şu an bir kabuk oluştu ama sonuçta etin suyundan bu sıcaklığa maruz kaldığı için etin suyundan kaybediyor. Biz de bunu dengelemek için üzerinden et suyu olur, elma suyu olur, sirkeyle karıştırılmış halde olur. Herhangi bir nemlendirecek bir şey sıkıyoruz. Aynen. Yani hiçbir şey yoksa su da olur. Maksat burada dışarıdan nem takviyesiyle etin kurumasını, fazladan su kaybetmesini engellemek. Bu kadar. Yaklaşık 2,5 saat geçti. İlk pişme işlemimiz bitti abi. Aynen. Şimdiye kadar et aslına bakarsan aroma anlamında alabileceğini aldı. Bu saatten sonra açık pişirmeye devam edersek su kaybedip kuruyacak. O yüzden artık bundan sonra buharlayarak devam etmemiz gerekiyor. Önce yağlı kağıtla sarıyoruz. Evet, baştan bir yağlı kağıt, ondan sonra da bir folyoyla. Dürüm yapıyoruz ya, taco. Bunu tekrardan şimdi aynı şekilde yapıyoruz. Bu arada brisket'ta da durum aynı. Şimdi biz tekrardan bir şey düzenek hazırlayacağız. Aynı şekilde onu da sarıp koyacağız. Ondan sonra artık daha 5 saat, 6 saat Allah ne verdiyse devam. Evet, o zaman biz buradan direkt zıplıyoruz. Siz bizim 5 saat sonraki pişmiş halimizi göreceksiniz. Evet. See you. Hazır, sonunda hazır. Artık etlerimiz alayım pişti. Alayım mı? Al. Hop hop hop, sular da akıyor. Evet, vay, yandan vay, akıyor vay, biraz. Vay. Şimdi içinde ne var bilmiyoruz. Sürpriz çıkacak. Geçiyoruz masaya. Açıyoruz, yiyoruz. Evet, kaburgamızı açıyoruz. Evet. Üf.
kokuyor. Bir şey diyeceğim, inanılmaz. Çok güzel, roast beef gibi kokuyor. Odun kokuyor. Bu şerefi sana bırakıyorum kardeşim. Çek kemikleri. Oh, bak bu kemik üstünde et olmadan çıkıyorsa iyidir değil mi hocam? Aynen. Şuradan şöyle girelim. Bak pastrami gibi görüyor musun? Vallahi pastrami gibi. Bak abi zaten elinde tutamıyorsun ki. Ya. Dağılıyor yani. Bak şuraya bak. Artık abi kesilecek hali kalmamış. Bildiğin kreme dönmüş yani. Evet, hadi bakalım. Abi yumuşacık. Ben hayatımda bu kadar yumuşak et yemedim. Nasıl yani? Ben bunun üstüne türküler yazarım, şarkılar yazarım. Oy bu kim ya? Abi şu aromadan bahset. Az öncekiyle bunun arasındaki farkı anladın mı dostum şimdi? Anladım. Yani ben onu anlatamam ama dışındaki bu çıtırlıktan mı geliyor abi? Yani baharatı ekstra sanki bir şey sosu koymuşsun gibi. Evet. Yani biz bu eti diğer mangalda yapsaydık, 8 saat yapsaydık yine böyle olmazdı. Çünkü bu aromayı veremezdi. Bunun işte bak mangalın farkını nerede görüyoruz? Yani bir de avantaj olarak şu var. Ötekinde bir tane pişirirdik. İkisini aynı anda pişiremezdik. Tabii. Çünkü o kadar alanımız yoktu. Bunda bunun gibi 20 tane 30 taneyi bir kere de pişirebiliriz yani. Şimdi kardeşim sonuncusu brisket'ımız. Bu da geldi. Bak bu arada şu füme halkasını görebiliyor musunuz? Hangisi abi? Ha şey pembe diyorsun. Aynen. İşte bu etin bu mangalda piştiğinde veya işte odunda piştiğinde olur. Başka türlü bunu veremez. Bakalım tadı nasıl? Gel. Abi bu nasıl bir et ya? Yani ben böyle bir et yiyeyim, benzetebileceğim bir et yok bunu benim. Yaladı çok ya. Kafamı sokacağım içine şimdi. Ben et yemin ederim sevmiyordum ya. Favorin hangisi oldu? Harbi harbi. Şimdi bak bugün seninle bayağı böyle bir çeşit et yedik. Hani şimdi ilk baştan bir daha yemek isterim diyeceğin hangisi abi? Abi hepsini bir daha yerim. Benim bugün fark ettiğim mangal önemli. Mangal gerçekten çok önemli. Ama bir mangaldan daha önemli olan etin kalitesi ve ondan da önemli olan nasıl pişireceğini bilmek. Abi sen olmasan bunu ben yapsam, bu ekipmanlarla yapsam berbat bir şey çıkardı muhtemelen o. En iyi mangal sensin bence. Yani mangal hikaye Mustafa abi şahane. Yani hani abi ben bütün etleri çok beğendim. Az önce yediğimiz Dallas inanılmazdı yani. Burada abi gerçekten tandıra yaklaştık. Evet. Uzun süre piştiğimiz için işte et çok güzel olduğu için yine dışı böyle hafif tatlı çıtır olduğu için gerçekten tandıra yakın ağızda inanılmaz dağılan ve bence bir eti yiyebileceğin en güzel konumda yemiş oldum. Bugünden çıkardığım özet ben giderim orta fiyatlıyı alırım. Tüplü olsa da sıkıntı değil dedi bu arada. Aynen, Mustafa abi mangal. Tüplüde de yaparsın dedi. Ben bu videoyu açarım abi. 5 kere daha izlerim. Eti de senin kasaptan alırım. Ben onunla bütün işimi aynen görürüm. Yani bak ama et seviyorsanız lütfen bu videoyu ve Mustafa abinin diğer videolarını izleyip bu tarife göre bu koşullarda bir tane et yapın. Ben daha önce et yememişim. Çok teşekkür ederim ya. Yani beni etle tanıştırdın. Ben bundan sonra Nusret Nusret demiyorum. Mustafa abi diyorum. Mustafa abi takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Et üstüne yüzlerce var yani. Bayağı videom var. Etinizi yapıyorsanız güzel yapın kardeşim. Ben eti çok kötü yapıyormuşum. Çok da kötü yiyormuşum. Etin hakkını verelim. Daha fazla video için beğenip abone de olmayı unutmayın. Görüşürüz. See you later. Biz açız. Daha yiyeceğiz. Şimdi ben elle daldım ama çok da elle dalmadım. Şimdi asıl burunla dalacağım.